Herkese selamlar arkadaşlar. Final bölümüyle karşınızdayız. Umarım herkes iyidir. Kalbi yerinden çıkacak kadar hızlı ve bozuk atıyordu. Az önce ne yapmıştı öyle? İstemeden yine utandı. Yanakları al al olurken hızla hastanın gözlerinden gözlerini kaçırıverdi. Bir yaptığı bir yaptığını tutmuyordu. Çok mutluydu ama çok da utanmıştı. Aniden çenesinin altında varlığını hissettiği ten kafasını kendi yüzüne doğru kaldırmış ve göz göze gelmelerini sağlamıştı. Gözlerini kaçırması boşa gitmişti sonuç olarak ama ya peki şimdi ne yapacaktı? Bu nasıl hislerdi böyle? Nasıl? Kalbinin ritmi hızlıydı. İçinde sımsıcak bir his peyda olmuştu. Dünyası rengarenkti. Cıvıl cıvıl. Seni severim kadın, severim. Çok, çok tatlısın. Ve bu sözler yüreğini sarıyordu. Sarıyordu bir adam onun yaralarını. Bu mümkün olabilir miydi? Bir sözle hem de ama mümkündü. Bana bak kadın, bir daha sakın ama sakın o güzelim kahvelerini benden kaçırma, olur mu? Arslan'ın mayhoş ve güzel sesinin etkisi ardından bir de alnına koyulan hoş tatlı bir buse. Şaşkınlık benliğine iyice hakimken Gülsevde'nin Arslan'ın dudaklarının alnının üstünde olması mı o kadar çok güzel hissettiriyordu ki bu hislerle baş başa kalmak bile onu deli etmeye yetiyordu. Arslan. Efendim güzelim. Güzelim kelimesi kalbinde iyice yer ediniyordu. Hem Arslan'ın güzelim demesiyle kalbinin ritmi zirveyi görüyordu. Zaten söyleyiş tarzı mı çok tatlıydı. İyi ki varsın, iyi kisin, iyi kimsin. Bedenlerini, kollarını genişçe açıp göğsüne çektiği güzeliyle daha da yakınlaştırmıştı Arslan. Duyduğu hoş kelimelerin güzelliğinde çenesini Gülsevde'nin boyun girintisine sakladı. Derince soluğu da ona ait olmayacak kadar değerli hediyesini. Kokusu rahatlatıcı ve dinlendiriciydi. İyi kisiydi Gülsevde'si. İlklerinin sahibiydi. Hayatının sahibiydi. Sen de iyi ki varsın güzelim. İyi ki hayatıma dahil oldun. İyi ki bana geldin. En güzel iyi kim oldun? Konuşurken çenesi ikide bir karısının boyun girintisine değiyordu ve değişik bir şekilde bu his hoşuna gidiyordu Aslan Paşazade'nin. Kollarıyla sarmaladığı bu güzel kadın onundu. İnanmak güç olsa da ona bahşedilmişti. Kaderleri bir olmuş, yoldaş olmuşlardı. Gülsevde'yi alev aldı iyice. Bu kadar yakınındaydı kocası. Yanan yanakları, Aslan'ın varlığı, kokusu, teni, her şey üst üste gelmişti. Hele her konuştuğunda bedenine değen Aslan'ın çenesi ona sahip olduğunu hissettiriyordu. Ne kadar imkansız iki kişi gibi olsalardı en başta, şimdi bir o kadar da birbirlerinindiler. Ve bir o kadar vazgeçilmezlerdi. Hadi gidelim. Çok işimiz var. Eğlenecek güzel anılarımız. Güzel mi? Güzel 2 gün tatilimiz var Gülsevde Hanım. Ona göre tadını çıkarmaya bak. Bedenlerini bu konuşma esnasında ayıran kocası inmişti arabadan. Sonra üzerini çekiştirerek soğuk sızdıran kapıyı hızla örtmüş ve onun kapı tarafına doğru gelmişti. Gülsevde daha fazla bekletmedi Arslan'ı. Kapıyı açmasına da fırsat vermedi ve arabadan indi. Gidelim dedi. Zaten inmişti. Hazırdı. Gidebilirlerdi. Sen de eğlenirsen eğlenirim ben de o zaman dedi ve gülümsedi enişten şekilde. Arslan'ın yanında onunla birlikteyken mutsuz olmasını asla istemezdi. Nasıl isterdi ki? O mutlu olmalıydı. Mutlu olmalıydı. Mutluluğu hak ediyordu adamı. O zaman Arslan'ın sesinin tınısı kulaklarına tam değmişti ki bedenini yüksekte buldu Gülsevde. İri, heybetli adamın kollarının arasındaydı. Arslan onu kucağına almıştı. Bir el ağzında şaşkın ve iri gözlerle sevdiği adama baka kaldı. Yine de niye bu kadar tatlı duyuyordu ki adam? Çok tatlıydı. Aa Arslan, güzelim. Ne yapıyorsun? Kelimeleri düzenli kurabilmek artık o kadar mutlu ediyordu ki çok sevinçliydi Gülsevde. Uzun kelimelerde sorun yaşaması gittikçe azalıyordu. Doktor Sevda ona bir abla olmuştu adeta. Hiç aksatmadan da randevularına gidiyordu. Tedavisine devam etmesinin sebebi olanlara içinden teşekkürünü etti yine. Hayat güzel olmaya devam ediyordu. Yepyeni umutlarla güzel günlere bahçesi cıvıl cıvıl çiçek açıyordu. Her renkten. Karımı taşıyorum. Ne cidden mi? Gülümseyen Arslan onun kıkırdamasına neden olmuştu. Yaramaz bir erkek çocuğundan hiç mi hiç farkı yoktu ya şimdi. Marş marş hanım tatil başlasın. İkisi de aynı anda kahkahaya boğuldu.
Başlasın o zaman, dedi Gülsev de gülüşünün arasından. Arslan Bey, ona bu güzel anları bahşeden kocası her şeyi hak ediyordu. En çok da ona duyduğu hislerini. Otelin kapısına doğru yaklaştıklarında Arslan kucağından indirdi Gülsev'deyim. Her şey hazır. Tüm her şey. O yüzden rahatlıkla keyfini çıkarabiliriz tatilimizin. Şimdi yukarı çıkalım. Biraz dinleniriz ilk gün sonuçta. Arslan konuşmasına ara verdiğinde onu pür dikkat, eşsiz güzelliğiyle dinleyen karısını sonunda fark edebilmişti. Çaktırmadan o da onu seyretti. Yabancı olduğu bu hisler onu bambaşka bir adama dönüştürmüş ve dönüştürmeye de devam ediyordu. Bir ertesi gün yepyeni bir aslanla karşılaşıyordu. Her zaman ne olduğunu bile daha bilmeden, anlayamadan onda buluyordu kendini. Onda buluyordu benliğini. Gözlerini alamıyordu. Değişik hislerin yenilgisiyle büyük konuştuğu lafların da bir güzel yemişti. Hayat ona sen misin istemeyen diye al sana demişti. İyi ki demişti bu sefer ama karşısındaki bu kadın dünyadaki en masum ve sevgiye layık minik kız çocuğu için değerdi. Değerdi yaşadıkları. Artık ayrılmak zordu ondan. Ayrılmak bir o kadar imkansızdı. Korkma, bugünü saymıyoruz tatilden. Derince gülümsedi bu kelimeleri söyledikten sonra. Yusef'de ise dalmış gözlerini çekti onun üzerinden. Tebessüm etti. Teşekkürler. Duymuyorum artık. Bana teşekkür etmene gerek yok güzelim. Söylediği laflarla birlikte işlemleri halletmek için danışmana doğru yürüdüler. Sonra hızlı bir şekilde planlı oldu her şey. Odadaydılar şimdi. Geniş, çift kişilik, beyaz yatak odanın tam ortasında üzerinde kırmızı güllerin varlığıyla süslenmişti. Her şey bir o kadar düzenli ve süslüydü. Boydan cam ışıl ışıl dışarıdaki manzaraya kucak açmıştı. Beyaz ince tül ne kadar bulunsa da dışarının ahengini kapatamamış, aksine muhteşemliğini sunmaya devam ediyordu. Beyaz büyük bir giysi dolabı ve masa sandalye takımı koymuştu kenara. İçeride bile küçük bir mutfağa yer pay edilmişti. Her şey dört dörtlüktü. En çok kırmızı güller dikkatini çekmişti ama gözleri tekrar odaya değindiğinde Gülsev de iyiden iyiye kızardı. Anlamı bir o kadar belliydi ki yine de bilmediği bir şey vardı Arslan'ın onun beklediğiydi. Yeşil hisleri onda olan şaşkınlığın aynı etkisiyle yatağın üzerine değinmişti. Kırmızı güllere. Belli ki bildiği bir şey değildi onun da. Tamamıyla habersizdi. Tebessüm etmeden edemedi Gülsev de. Tatlı ve utangaç bir halde bürünen kocasını seyretti. İçeriye doğru yürümeye devam etmesine yardımcı oldu bu esnada Arslan. Belinden kavrayarak. Gülsev de ansızın gözünde daha yeni değinen beyaz dolabın açık kapısının ardında ona ve Arslan'a ait giysiler, ayakkabılar ve ihtiyaç duyabilecekleri birçok şeyi fark etti. Cidden hazırlıklıydı kocası ve planlıydı. Şöyle geç güzelim. Beyaz sandalyenin birini çekerek oturmasını istedi Arslan. Gülsev de kafasını sallayarak onay verdi. Oturdu. Ne yapacağını pek bilmiyordu gerçi. Elleri titrek bir şekilde acayip stres dolu bir hal içerisinde bedeni zorluyordu onu. Acıkmışsındır, değil mi? Ben bir şeyler getirteyim. Ne yemek istersin? Gülsev de yüzündeki tebessümünü korudu. Fark etmez. Doyursa yeterli. Kafi dedi usulca. Doğru, sen yemek seçmezdin ki sadece tavuk hariç. Arslan'ın bu durumunu fark edebilmesine şaşırmıştı Gülsev de. Hem de fazlasıyla. Ama nasıl? Nasıldı? Nasıl fark ettin? Sormadan edememişti. Merak işte. İnsan birçok şeyi yaptırıyordu. Arslan derince gülümsedi. Yeşil hisleri ışıl ışıl göz kırptı karısına. Fark etmez miyim sandın sen? Ama tabağının kenarına ayıklardın. İçine katıldığı yemek ziyan olmasın diye bir kere bile lafını etmedin hiç. Arslan. Seni hissedebiliyorum güzelim. Tanıyabiliyorum artık. Fark edebiliyorum. Seninle ilgili olan her şey artık ilgi alanımda maalesef. Tekrar göz kırptı Arslan. İlgi alanını kapsıyordu karısının tüm her şeyi. Bu bir gerçekti. Aradan 15 dakika geçer geçmez odaya gelen yemeklerle birlikte açlıklarını da hissetmişlerdi. Birbirine karşı tebessümle yemeklerini yediler. Baş başa geçirilen güzel bir yemek olmuştu. Arslan'ın ufak birkaç işi olduğu için laptopla odada bulunan kırmızı L koltuğun kenarında sessiz oturuşu az da olsa sıkılmasına sebep olmuştu. Koltuğun bir köşesinde de Gülsev'de kırılmıştı. Arslan'ı seyrediyordu usul usul. Yapacak bir şey olmayınca sesi de çıkmıyordu ama onu böyle yanında hissedebilmek bile yeterdi. Katran karası saçların altındaki beyaz ten, yeşil cisler, koyu, şekilli kaşlar, kemikli yüz hatları, onun etrafını saran kirli sakalları, dudakları onun dudaklarından bir o kadar güzel ve daha renkliydi. Baktıkça her zerresine içindeki duygular coşuyordu. Bu adam artık cidden onu delirtecek kadar karizmaya sahipti. Kıskanıyordu onu.
Her şeyden bu da en çok ona karşı duyduğu hislerin yan etkisiydi. Farkındaydı, hissedebiliyordu. Esneme gelince birden yavaşça ağzını kapattı. Yol yorgunluğu malum, hala üzerindeydi ve tekrar sevdiğindeydi kahverisler. Canı sıkıldı değil mi? Aniden sessizliğin içerisinde bir ses olunca ikmeden edememişti Gülsev'de. Kalbi küt küt o anın etkisini üzerinde taşırken oturur hale getirdi bedenini. Korkuttun mu? Endişe dolu bakan adamı daha fazla endişelendirmek istemedi. Yok ha, hayır da dalmışım sadece. Birden ses yükseldi. İttin tabii. Benim hatam, üzgünüm güzelim. Önemli değil aslan. Geçti. Bir el artık sakinleşen kalbinin üzerindeyken oturduğu yerden ayaklandı. Görüş açısına değinen kar yağışının güzelliği onu camın yanına doğru çekmeyi başarmıştı bile. Büyülüyordu adeta onu kar taneleri. Çocuk çok güzel. Beyaz kar taneleri tüm saflığıyla gökyüzünü terk ederek yeryüzüne iniyordu. Hüzünleri, kırgınlıkları, sevinçleri, neşeleri, tüm dertleri, tasaları üzerinden atıyordu bulutlar. Birbirine bile değmeden yerle buluşan hoş kar taneleri. Ne de güzeldi öyle. Senin kadar değil. Ensesinde bir nefes, beline sarılan güçlü bir kol ve adamının varlığı o kadar iyi gelmişti ki hiçbir tepki vermeden usulca ona açılan kucağa sokuldu. Ona sunulan sevgiyi kucaklayıverdi sıkıca. Aa aslan, efendim güzelim. Anlık sevdiği adama seslenmek gelmişti içinden ama daha sonra bir şey demedi. Sıcak sevginin tadını çıkardı sadece. Hiç dedi ve iç geçirdi. Mutluluk hislerini barındıran bir iç geçirmeydi bu iç geçirme. Hayat bir o kadar karmaşık ve bir o kadar da basitti. Biz insanlar da zorlaştıran, lakin farkında değildik ya da farkında olmak istemiyorduk. Saklı kalması sanki tüm gerçekliğini değiştirmez diye boş umut bağlardık. Değişen hiçbir şey yoktu aslında. Her şey aynıydı. Gerçekler ortadaydı apacık. Uzun uzun yağan karı beline sıkıca sarılmış adamın varlığıyla seyre daldı. Onun varlığı, onun sıcaklığı, her şey o kadar güzeldi ki sevginin zirvesini yaşamak bu olsa gerekti. Camdaki yansımalarına kaydırdı sonra bakışlarını Gülsev'de. Arslan'ın bakışları da o yansımadaydı. Uyumlu, güzel ve tatlı bir çift vardı o yansımada. Sevgi dolu, hayat dolu. Gülümsedi derince, gülümsedi adam. Ona bahşedilen bu güzel hediye çok değerliydi. Usulca sevdiği adamın kolları arasında yüzünü görebileceği bir şekilde döndürdü bedenini kadın. Kahverisleri kusursuz yüz hatlarına değindi teker teker. Elmacık kemiklerinde, kaşlarında, dudaklarında, saçlarında, en sonunda umut dolu yeşil hislerde son buldu tatlı arayış. Gülsev'de içinde verdiği kararın heyecanıyla ellerini sildi üzerindeki kıyafetine. Kalbindeki heyecan deli edecekti neredeyse. Derin mi derin bir nefes aldı, yoksa kendini bulamayabilirdi. Sağ eli havalanıp Arslan'ın yüzünü bulduğunda adamın sessizliğini fark edebilmişti ama bir şey demedi yine. Sessizlik iyiydi şu an. Zaten sanki gözlerle çoktan anlaşma yapılmış gibiydi. Yanakları al al, kalbi güm güm, hızlı atışta. Sustu kadın, sustu adam. Gözler buluştu, gözler konuştu. Anlaşma imzalanmıştı. Arslan Gülsevde'nin bedenini kendine doğru çekti nazikçe ve kucağına aldı. İçlerinde yaşadıkları heyecan ve sevgiyle baş başaydılar. Arslan incitmek istemezcesine güzel karısını yatağa hafifçe bıraktı ve ona doğru yavaş bir ritimle yaklaştı. Yeşil risleri, kahve risleri buldu ve orada kaldı. Güzel kadını Gülsevdesi. Sen. Dudakları aralandığında Gülsevde adamın lafını tamamlamasına izin vermedi. Biliyordu onun güzel yüreğini. Usulca kafasını salladı. Arslan tebessüm etti. Hayatına dahil olan bu güzel kadın gittikçe onun zaafı oluyordu. Her şeyi. Güzelim. Bedenleri birbirine çok yakın bir mesafedeyken Arslan Gülsevde'nin yazmasında duran elini izin istermiş gibi duraksattı. Ne kadar kocası olsa da onun izni önemliydi. Gülsev'de ise kahverisleri ışıl ışıl parıltı dolu bir bakışla onayladı adamını. Kararını vermişti. Aslan usulca sıyırdı yazmayı ve koyu kahverengi saç tellerini özgür kıldı. O kadar güzeldi ki kadını, bu güzelliği sadece kendini görüyor oluşu bile daha farklı hissettiriyordu. Farklı bir mutluluk ve tatlı bir kıskançlık. Ben. Dudakları sevdiği kadının beyaz tenine, boynuna değindi ve bir buse bıraktı. İncitmekten çok sarmak istiyordu aslan. Yaralı kız çocuğunu sevmek istiyordu. Seninim.
Sol kolunu Gülsevde'nin boynunun altından geçirip bedenini kendine doğru yaklaştırdı adam. Bir nefes kadar yakınındaydı şimdi Gülsevde'si. Nefesleri birbirine değiyordu. Kalpleri hızlı hızlı atıyordu. İki beden de ateş içerisinde bambaşka bir hisle baş başaydılar. Sen. Yeşil risleri kahvelerin en derinine işlercesine değindi ve yarım kalan kelimeler adamın dudaklarının arasından dökülüverdi. Benimsin. Utanmak mı? Fazlasıyla yaşadığı histi. Peki alışmak mı? Hala ne zaman alışabileceğini ise bilmiyordu. Arslan'ın varlığı o ve kendisi. Ya geçen tüm şeyler gözlerini sımsıkı yumdu. Uyanmıştı ama uyanmak istemiyor da gibiydi. Bedeninde tatlı bir yorgunluk vardı ve tabii ki de tatlı utangaçlıkta. Zaten belinde hissettiği sımsıcak el ateş etkisi yaratmıştı tüm bedeninde. Nefesinin yanında Arslan'ın nefesi. O kadar yakındılar ki ve o kadar güzel sarmalamıştı ki Arslan onu. Kendini çok mutlu hissediyordu Gülsevde. Dünyanın en mutlu kadını gibi hissetmek şeysi böyle bir ismiş. Anlayabiliyordu. Kalbinin ritmi, Arslan'ın kalbinin ritmini duyduğu her an daha hızlı atıyordu. Saçlarının adamın yüzüne doğru savrulduğunu hissedebiliyordu. Ne kadar onun güzel yüzünden almak istese de yapamıyordu. Gözlerini açtığında her şeyin büyüsü bozulacakmış gibi hissediyordu. Baş başa kalmıştı iğrenç duygularla. Rüya kadar güzeldi yaşadıkları çünkü. Arslan'la geçirdiği her an mükemmeldi. Güzelim, saçlarının üzerine kondurulan öpücük ve Arslan'ın derince içine soluması ansızın açılan gözleri oyunu bozmuştu. Kısık kahve irisler utangaç bir bakışla sevdiğini buldu. Arslan yüzünü beyaz yastığa yaslamış hoş bir şekilde gülümsüyordu. Kemikli yüz hatları belirgin, yanağında gamzesi savaş açıyordu kalbine adeta. Aa Arslan, çok tatlıydı bu adam. Her gün daha çok çoğalıyordu ona karşı duyduğu hisler. Miniyim. Arslan karısını kendine doğru çekti ve göğsüne doğru sakladı. O kadar güzel hisler yaşatmıştı ki bu kadın ona. Kimsenin ondaki güzelliğini görmesini istemiyordu. Korkuyordu onda gördüğünü bir başkası fark edecek diye. Başına öpücüğünü kondurdu. Sevesi geliyordu kadını. Fazla sevesem de. Seni seviyorum. Gülsevde tebessüm etti. Duyduğu kelimelerin ardından. Evet hissedebiliyordu. Elleri utangaçlığın etkisiyle Arslan'ın göğsünde şekiller çizdi. Buna rağmen karşılığını verdiği adamına nasıl vermesindi ki? Cevapsız bırakmak sevmemek gibi bir şeydi. Ben de seni seviyorum. Sev tabi. Sevmesen ayıp edersin hatun. Arslan'ın sözlerinden sonra derin, hoş bir kahkaha sesi odayı doldurduğunda Gülsevde iyice sindi sevdiğine doğru. Alttan alttan gülümsedi de. Sesi senin içinde geçerli o zaman beyefendi. Ağzından çıkan kelimeler ani olmuş olsa da bu sefer odada Gülsevde'nin kahkaha sesi yankılanmıştı. Utangaçlığın içerisinde deli bir cesaret yatıyordu. Arslan kaşlarını havaya kaldırmış bir tavırla sırıttı. Çok hoşuna gitmişti bu tavır ama yine de bir şey deyip utandırmak istemedi daha fazla Gülsevde'yi. Olsun tabii dedi gülüşünün arasından. Arslan koko korkuyorum. Güzelim ben varım yanında. Korkma artık tamam mı? Tatı tamam. Külliyen yalan. Tamam değildi hiçbir şey. Gülsevde üzerindeki siyah şişme montunun fermuarını sonuna kadar kapatıp eldivenlerini düzeltti. Hava o kadar soğuktu ki sevdiği şeyin cefasını çekiyordu şimdi. Siyah botları Arslan'ın siyah botlarının tam yanında Arslan'ın arkasından kayak kızağında oturuyordu. Eğlenceli olabileceğini biliyordu ama korkuyordu da. İlk defa yapıyordu kızakla kaymayı. Bir de böyle bir yerde kartepede. Yokuşlu ve kaygan. Yine Arslan'ın sözlerine ve varlığına güvendi. Güvenmemesi gerekirdi hemen öyle ama aşık saf kalbi kanmıştı bile. Ellerini beline götürerek sıkıca sardı. Gerçi Arslan'ın montunun yüzünden ne kadar yetişebildiyse o kadardı. Şimdi ne? Ahaha. Güzelim. Bir, iki. Tamam. Bir dakika. Arslan hafif yan kayıp yüzünü çevirdi. Yeşil hislerini kahvelere dikti ve tüm güvenini aşıladı. Gülsevde'ye gülümsedi yeniçe ve göz kırptı. Hazır mıyız hanımefendi dedi. Sabırsızlıkla beraber yaşayacakları güzel an için saniyeler sayıyordu Arslan. Çok eğlenceli olacaktı. Gülsevde ise hazır olmasa da tam mecbur kabullendi kendi içinde. Hazırım. Değildi kesinlikle. Asla. O zaman 1, 2, 3. Ay. Gidiyorlardı. Gidiyorlardı. Gidiyordu kızak. Rüzgar, kar taneleri ve adrenalin. Ama çok güzeldi bu his. Çok güzeldi. Eğlence doluydu. Vuv. Ağzından kaçan nida ile beraber Arslan kahkahasını koydu. Evet, evet güzelim. Çok güzel değil mi? Eğlencenin sonuna kadar tadına varıyordu şu an kesinlikle. O kadar güzeldi ki
sevdiği adamın ona sorduğu soruyu tüm neşesiyle cevaplayıverdi anında. Evet. Az biraz ilerleyişinin sonunda hafif bir tümsekte Arslan seslendi Gülsevde'ye. Güzelim, sıkıca sarıl belime. Tümsek. Tatı tamam. Tam Gülsevde sarılmıştı ki Arslan'a tümsekten geçti kızak ve biraz fazla havalandı bu sefer. İçinde korku olsa da Arslan'ın yanında oluşu bunu yenmesine neden oluyordu. Vuuu işte bu. Bu güzeldi ama dedi Arslan yüksek bir sesle. Adrenalin yüksekti. Evet dedi Gülsevde de aynı yüksek bir sesle. Ve aynı anda ikisinin dudakları arasında neşe dolu kahkahalar firar etti. Anın güzelliğinde kaybettiler kendilerini. Geriye güzel bir hatıra iz bırakarak. Gülsevde Hanım, şimdi birazdan bana doğru geliyorsunuz ve öğreniyorsunuz, tamam mı? Sonra da çok eğleniyoruz, tadını çıkarıyoruz. Gülsevde heyecan ve korku karışımı duyguların etkisiyle hızla başını salladı Arslan'a. Peki tamam diyebildi. Ses tonu titrekti. Yeni bir maceraydı adeta bu yaşadığı. Hayatında bisiklete ilk bindiğindeki gibi hissediyordu şu an ama bunda farklılık vardı. Bu patendi, hem de buz pateni. Kaygan ortamın olması bile sıkıntıydı ki gözlerini açıp hızla kapattı ve yarım ağız gülümsedi. Sakin olmak istiyordu. Genişçe gülümsemek istiyordu. Lakin bu iş mümkün değildi. Olmuyordu. Geliyorum. Güzelim bir zahmet hadi. Arslan. Evet gidiyordu ona doğru. Ellerini sonunda demir çubuklardan çekebilmişti. Sorun şuydu ki dengede kalmak hiç kolay değildi. Hiç mi hiç? Zordu tabii. Tıpkı bisiklete ilk binmeye öğrenmeye çabaladığı o an gibi. Birkaç adım anca atabilmişti ki endişe dolu duyguları dengesini ters çevirdi adeta. Ve Gülsev'de daha ne olduğunu bile bilemeden ayaklarının kaygan zeminin altından kaydığını hissetti. Düşüşe geçti. O kadar çok düşmeye odaklıydı ki belinden sıkıca kavrayan aslanın heybetli varlığını bile daha yeni yeni fark edebiliyordu. Güven dolu sımsıcak bedeni ve o hoş kokusu etkisi. Yakalamıştı, tutmuştu aslan. Düşmesine engel olmuştu. Gözleri olayın şaşkınlığından dolayı hafif kızarıktı. Hayır dolmamıştı gözleri. Hava çok soğuktu. Evet evet. Allah'ın dağının başında değiller miydi zaten? Aynen öyleydi. Kendi kendine bir savaş içerisinde kalmıştı. Gülsevde iyi misin? Kulağına yakın adamın ses tonu hissettiğinde gözlerini etraftan çekip şaşkınlık dolu hareleriyle yeşil rislere odaklandı. O gözlerdeki endişe bir o kadar çok tatlıydı ki sarmak istedi o hareleri, öpmek istedi. Canı yanmış mıydı? Hayır, sadece korkmuştu. Öyle bir korkmuştu ki onun gözlerinin önünde kötü olmaktan da korkmuştu. İnsan hiç ister miydi sevdiğinin gözlerinin önünde zarar görmesini? İstemezdi. Bunu hissedebiliyordu işte. Gülsevde gözlerinin önünde Arslan'a bir şey olabilme ihtimalini düşünmek bile istemezdi. Hızla def etti o yüzden aklındaki kötü kelimeleri. İyiyim. Şimdi biraz daha. Biraz kırık ve korku doluydu ses tonu hala. Evet bisiklet sürmek de zordu ama en azından bir güvencesi vardı onun, frenleri. Ya peki paten? Kaygan bir zemindeyken yapılan bir paten bir de. Bütün güvenceler silikti. İş dengeye kalıyordu. Denge kurdun mu başarılıydın. Denge konusunda kendini iyi hissedebiliyordu aslında Gülsev'de. Lakin bu ilk denemesiydi. Onun verdiği etki yüzünden böyle olduğunun farkındaydı. Dengesi bozulmuştu. Bozulan dengeyle de olanlar olmuştu. Şükür iyisin güzelim. İyisin. Sanki inanamıyordu hala. Bir şey var mı yok mu? Kendi bedeninden ayırarak sevdiğinin bedenine odaklanmıştı pür dikkat. En sonunda bir şey olmadığının kanıtında Gülsevde'yi kendine doğru çekti Arslan ve sarıldı. Sımsıkı sarmaladı kadını kendine. Zarar görmesini istemiyordu. Acımasını istemiyordu hiç. Ona olacaklar yüzünden sorumlu hissediyordu zaten. En çok kendisi istemişti patenle kayma macerasını. O hep bir geri adımda kalmıştı. Arslan, vardı ki tutturacak salak adam. Salaksın sen Arslan, salaksın. Az kalsın senin yüzünden, az kalsın. Arslan. O güzel ses tonu kulaklarında bir kez daha çınladığında kendini hızla toparladı Arslan. Güzel gülümsemesini yüzüne takındı ve kollarını Gülsevde'nin bedeninden ayırdı. İyisin dedi. İnanıyordu artık. Biraz daha. İyiyim dedi Gülsevde. Cidden artık daha iyiydi. Hem kahramanı vardı ki sen tuttun ya iyiyim. Güzelim. Arslan ansızın kafasına üşüşen o kötü düşüncelere yenik düştü. Yenilmişti ya. Yenilmişti. Ya yaralansaydı? Ya ona çok kötü bir şey olsaydı o zaman ne yapardı? Üzgünüm ya tutamasaydım ya... Şşşt! Dudaklarının üzerinde o narin ellerinin varlığını hissetmek ve onu hissetmek işte her şeye değerdi.
Gülümsemesini genişletti o yüzden. Yanındaydı Gülsev de ve iyiydi. Kötü düşüncelerin usulca kafasını terk etmesini bekledi Arslan. Kokusunu hissedebiliyordu sevdiğinin. Yamacındaydı varlığı, onunlaydı kadını. Geçti dedi Gülsev de. Kahverisleri sımsıcak sevdiğindeydi. Gerçi dedi Arslan, artık geçtiğini hissedebiliyordu az da olsa. Geçti dedi Arslan, artık geçtiğini hissedebiliyordu az da olsa. Yanağına konulan o tatlı öpücük ise zaten kendinden geçirmişti. Gülsev de sevdiğinin yanağına kondurduğu öpücük ile ondan tam uzaklaşmayı düşünüyordu ki Arslan bu ihtimale engel olmuştu. Sevdiğinin belinden kavrayarak göz göze bir halde yanağına bu sefer o öpücük kondurdu. Hep Gülsev de mi öpecekti canım? Biraz da o öpmeliydi. Arslan Paşazade karısını öpebilirdi değil mi? Ne var Gülsevde Hanım? Hep siz mi öpeceksiniz? Bizim hiç hakkımız yok mu? Kahkahası havada uçuşurken Arslan'ın, Gülsev'den ise dudaklarının arasından mızmızlanması duyuldu. Sevdiğine karşı yapılan tatlı mızmızlanmaydı ama. Aradan ne kadar süre geçti belli değildi. Bir süre sonra yan yana duran çiftten Arslan'ın pes etmeyen ses tonu duyuldu. Hadi güzelim, şimdi daha dikkatli bir şekilde tekrar dene ve yanında ben olacağım bu sefer, tam yamacında. Pes etmek istemedi adam. Günün kötü anılmasını istemedi. O yüzden ısrar etmeden edemedi. Bu sefer çünkü canının yanmasına asla izin vermeyecekti. Onu koruyacaktı, saracaktı, tutacaktı. Gülsev de Arslan'ın güven dolu konuşmasıyla başını salladı. Ona güveniyordu evet. Çünkü canının yanmamasını sağlamıştı adamı. Tutmuştu onu. Neden denemesindi ki? Yeşil harelerde gördüğü tutku onun en büyük cesaretiydi. Bugünün kötü anılmasını kendisi de istemiyordu. Tamam. Aynı şekilde ama bu sefer daha dikkatli adımlar atarken Gülsev de Arslan Usta bir şekilde karısını tutuyordu. Yıllardır yaptığı aktivitenin verdiği rahatlık da yardımcı oldu sevdiğine. Birkaç defa aynı şekilde beraber kaydılar. Gülsev de tam öğrenmese de biraz daha iyi olmuştu. İlk boşluğuna getirmişti Arslan. En başından beri belki de dibinde olmalıydı hep sevdiğinin. Yine de her şey çok güzeldi. Korkunun olması bile dahil. Yüzündeki enfes gülümsemesiyle sevdiğine baktı adam. Baktı kadın. Adam zaten ona bakıyordu ve gülümsüyordu. İşte bu an mutluluğun en güzel tablosuydu onlar için. Güzel bir tatilin sonuna gelmişler miydi? Gelmişlerdi evet. Bir yanı hafif buruk olsa da bir yanı mutluydu yine Gülsevde'nin. Geriye çok güzel anılar birikmişti. Sevdiğiyle, ona ait, hoş güzel saatler. Tamam anne, zaten geldik biz. Yarım saatte de çıkarız. İşte böyle öğrenmişti aile pikniğinin varlığını. Sultan anne o kadar iyi düşünmüştü ki iki aile arasında güzel bir güne imza atılmıştı yine. Arslan ve kendi ailesiyle pikniğe gidecektiler. Güzel bir yere, Terkos Gölü'ne. İnsanlardan uzak, huzura doğru. Vizyon penye şanlı güzel bir şekilde yaptıktan sonra aynı tonlarda diz altına kadar uzanan yazlık kabını bağladı. Rahat ve şıktı açıkçası. Bol paça beyaz pantolon da rahatlığına rahatlık katmıştı. Arslan'ın ona aldığı parfümü sıktı ve dudak demlendiricisini de sürerek odadan ayrıldı. Beyaz kol çantası da yanındaydı. Hazırdı. Aşağıdaki kalabalığa doğru yürüdü Gülsev'de. Sultan Hanım ve Ahmet Bey yan yana yaşlarının uygun tarzında giyinmiş onu bekliyorlardı. Sultan Hanım siyah geniş kabının üstüne siyah şal takmıştı. Ahmet Bey ise yazın yaklaşmasının etkisiyle beyaz tişört ve altına kumaş siyah pantolon giymişti. O kadar tatlı bir çiftlerdi ki gözlerini alamadı Gülsev'de. İçinden de maşallah demeyi unutmadı tabii. Ay ne kadar güzel olmuşsun kızım maşallah. Sultan Hanım gelinin güzelliği ve asilliğine her geçen gün daha da hayran kalıyordu. Rabbine şükürler olsundu ki oğlunun böyle güzel bir eşe sahip olabilmesi yüreğine huzur neşeydi. Tete teşekkür ederim Sultan Anne dedi Gülsev'de. Ama siz de daha güzelsiniz. Biraz mahcup olmuştu Gülsev'de. Gözlerini hala bu yaşına kadar sevimli, hoş görünen kaynanasından çekemedi. O kadar güzeldi ki onun karşısında övgü almak utanmasına sebep olmasa olmazdı. Ne demek güzel gelinim ama darılacağım ben artık ha. Anne demen yeterli aslında canım. Bu arada ben de teşekkür ederim. Koku kusura bakmayın bebe ben. Şşt tamam kızım sen bana bakma. Nasıl rahat edersen öyle davran. Ben sadece seninle daha samimi olmanın hissini yaşamak isterdim. Yoksa samimisin. Sen benim için olmayan kızımsın. Tadamadığım kız çocuğumun yeri seninle doldu. Her şeyden önce gelinin değilsin Gülsev'de. Kızımsın sen, biricik güzel kızım. Gülsev'de bu güzel konuşma karşısında çok duygulanmıştı. Sultan anne, siz de benim için anne sızacaklığına sahipsiniz. Gerçekten
İçinden geldiği gibi söylüyorum. Baba bakmayın isminizle söylediğime. Yeriniz de değerli dedi sevecen ses tonuyla. O sırada Ahmet Bey sessizliğini bozdu sonunda. Ben unutuldum galiba dedim. Araya girmeyin malum gelin kaynana. Ya Ahmet baba baba. Ahmet sen de ben de Sultan Hanım. Ne var? Güzel gelinim benim. Ahmet baba baba değerlisiniz benim için iyi kimsiniz. Ortam duygusallık ve sevgi doluydu. Sen de bizim için değerlisin güzel gelinim dedi Ahmet Bey. Değerlimizsin kızım dedi Sultan Hanım. Gözler ve kalpler gülüyordu, mutluydu. Oo peki ya ben? Aniden yabancı bir ses tonu dahil olduğunda ortama şu de korkmamış değildi. Aslanın varlığı eksik yapbozun tamamlanması gibiydi. Oo gelebildiniz mi sonunda Aslan Bey'imiz? Buradayım ya. İşte baba yanınızdayım. Görüyoruz görüyoruz çok şükür. Gözümüz sağlıklı oğlum. Ufak bir işim çıktı baba. O yüzden geç kaldım. Biraz kusura bakma farkındayım her şeyin. Kusura bakma annem Gülsev'de. Gülsev'de o esnada sıcak gülümsemesini bahşetti sevdiğine. Onu beklerdi ki yeter ki o istesindi. Beklemek de sevdaya dahildi. Aa ne kusur aslanım. Sen babana bakma takılıyor. Boş ver. Biz bir an önce çıkalım da düğünleri de alalım evlerinden. Yoksa geç kalacağız yavrum. Sultan Hanım oğluna tüm sevecenliğine bakarak eliyle kapıyı gösterdi. Yoksa hala beklemekte olacaklardı. Hep birlikte kapıya doğru ilerlediler ve dışarıda hazır olan ilk siyah Range Rover'a bindiler. Arkadan da diğer araç onları takip ediyordu. Gülsevde'nin ailesi içinde o da. Gülsevde ön koltukta yolu takip ettiği sırada yolların tanıklığına tebessüm ederek seyre daldı. Yıllardır rahat rahat gezmek nasip olmamıştı bu sokaklarda. Buna rağmen her yerin ayrıntısını yine de unutmamıştı ki bildiği bir yeri unutamazdı. Şimdi o eski Gülsevde'den bir kırıntı kalmamıştı. O eski korkak kadın yoktu. Cesur bir kadın vardı artık. Dimdik geliyordu. Korkuları hafiflemişti. Yüzleşmişti gerçeklerle. Hayatı değişmişti. Adalet yerini bulmuştu. Belki de yıllardır bunu beklemişti hep. Yine de kendine en çok zararı kendisi vermişti. Bunun farkındaydı. Sağlıksız alışkanlıklar edinmesi bu tutumuna bir örnekti adeta. Ruhundaki yaraya tuz olmuştu. İçinde büyütmüştü acılarını. Sessizliğe gömülmüş ve yalnızlığın çaresine sığınmıştı. Yanlıştı yaptığı ama olmuştu olan. Geçmişti geçen lakin şimdi iyiydi. Bir adam vardı. Her şeyiyle kabullenmişti onu. Sarıp sarmalamıştı. Sevmişti. Güzelim geldik. Annenleri alalım. Daldığı alemden Arslan'ın seslenmesiyle ayrılmıştı. Hafifçe silkelendi. Aa peki tamam dedi. Kapıya uzandı. Dışarı çıktı. Evlerinin önündelerdi. Sultan Hanım Ahmet Bey arabadayken Aslan ve Gülsev de eve doğru yürüyordular. Aslan arkasında kalan karısını fark ederek biraz adımını yavaşlattı ve kolunu uzattı sevdiğine. Gülsev de Aslan'a yetiştiğinde ona sunulan bir güzel fırsatı kaçırmayıp koluna tutundu. Şimdi beraber yürüdüler doğduğu büyüdüğü eve doğru. Kim derdi ki bir gün yanında bu adamla kendi evine doğru yürüyeceğini ama hayat işte hayat diyordu işte. Arslan kapıya yaklaştığında narin bir tavır takınarak boş olan kolunu uzattı ve kapıyı tıklattı. Kapı tam açılmadan 2 saniye önce ise yana dönerek Gülsevde'ye göz kırptı. Gülsevde bu anın güzelliğine aşık oldu adeta. Kazındı yüreğine o yeşil cisler. Açılan kapının ardından birbirine uyumlu lacivert renk tonlarıyla hazırlanmış bir çift belirdi. Hoş geldiniz canlarım dedi Selma Hanım. Ne de özlemişti evlatlarını. Kolay değildi. Vicdanı ve sevgisi arasında kalmıştı yıllarca. Hoş bulduk anne. Hoş bulduk anne. Karşılık verdi Aslan ve Gülsev'de Sevda Hanım'a. Oo güzel kızım benim. Kemal Bey kızına doğru yaklaştığında Aslan Gülsev'den bir adım uzaklaştı ve baba kızın sarılmasına izin verdi. Babam benim çok özledim sizleri. Ben de yavrum ben de. Ben de çok özledim. Birbirine hasret gideren baba kıza Selma Hanım da dahil olarak sarmaladı ailesini. Çok şükür, çok şükür artık kendi ailesi de mutlu olabilmişti, mutluluğu tadabilmişti. Arslan bu güzel tabloya hayran kalmıştı. Gözü dolu bir şekilde onlardaydı hala. Açılan kapı sesiyle anne ve babasının yanlarına doğru geldiğini görünce eliyle yüzünü sıvazladı. Bugünü böyle kırmak istemedi. Hemen silkelendi kendine geldi. Hoş geldiniz dünürlerim. Kemal Bey sarılmanın sonrasında yanlarına gelen dünürlerini tüm gülümsemesiyle neşe dolu karşıladı. Hoş bulduk Kemal, hoş bulduk. Hoş geldiniz dünlerim. Selma Hanım söylemişti bu sefer. Yüzlerde gülümseme bir kez daha aynı kelime firar etti dudakların arasından. Hoş bulduk. Hoş geldin faslını atlatabilir miyiz yoksa geç kalacağız? Annelerim, babalarım. Aslan
Ansızın konuya dahil olarak olaya el attı ve toplu bir şekilde arabalara binildi. Yarım saat sonra gidilmesi gereken yere varmışlardı. Gölbaşına. Enfes bir aile pikniği. Yeşilin güzel uyumu iç açıyordu. Gölün yeşilliği ve ağaçların yeşilliği birbirine bürünmüştü. İkisi de ayrı ayrı şahaneydi. Küçük kayıklar yıpranmış ama hoş duran renkli papatyalar çiçeklerde sarmalamıştı güzel tabloyu ama bir gökyüzü vardı ki masmavi. Huzura erdiren o da araya sıkıştırıvermişti kendini. Huzura ortak olmuştu. Kadınlar seri bir şekilde masanın üstünü temiz bir örtü serdikten sonra hazırlıklara başlamıştı. Arslan, Kemal ve Ahmet Bey de mangal hazırlığına girmiştiler. Ateşi yaktılar. Arslan, iki yaşlı adama fazla güç olmamak için daha çok işi kendisi üstlenmişti. Gelecekleri yerin farkında olduğu için rahat bir tarz yapmıştı kendine. Siyah eşofman ve üstüne siyah bir tişört giymişti. İşi yapmaya devam ederken telefonun çalmasıyla elindeki yelpazeyi babasına uzattı ve birkaç adım uzaklaştı ailesinin yanından. Ansızın Gülsev de fark etmişti sevdiğinin eksikliğini. Gözleri usul usul onu takip ederken salatalar hazırdı. Masada tabak, çatal, bardak da yerini almıştı. Kahveleri hala sevdiğindeyken Aslan'ın biraz ilk hararetli konuşması içine korku tohumları serpiştirmişti ama sonradan dudaklarının kenarlarının kırılışı ve gülümseyişi. Gülsev de işte bu ayrıntıyla beraber derin bir nefes aldı. Bakışları hala Aslan'dayken Arslan telefon görüşmesini bitirmiş ve ailesinin yanına doğru dönüyordu. O esnada yeşil risleri kahvelere değindi. Sanki ilacını bulmuş gibiydi Arslan Paşazade. Gülümsedi. Sevdiği de ona gülümsüyordu. Masaya yaklaştığında etlerin, köftelerin ve en son sucuğun da pişmesinin ardından herkes masaya oturdu. Yüzlerdeki neşe, gözlerdeki sevgi şenlendirmişti masayı. Huzur kokuyordu her yer. Hadi buyurun afiyet olsun dönülerim dedi Ahmet Bey. Sağ olun dönürüm afiyet olsun dedi Kemal Bey. Afiyet olsun dedi birbirlerine Sultan Hanım ve Selma Hanım. Aynı anda göz göze geldiler. Arslan dudaklarını araladı. Yüzsev'de de aynı kelimeleri birlikte özgür kıldılar. Afiyet olsun. Yeşilin mavinin birleştiği huzurdaydı yürekler. Kısa sürede olsa andaki huzurun tadındalardı. Farkındalardı. Sevgi güzelleştiriyordu. Sevgi iyileştiriyordu. Namazını kıldığında içine dolan huzurla mutlu oldu Gülsev'de. Aksatmadan insanın ibadetini yerine getirmesi o kadar güzel bir şeydi ki tüm dünyalar adeta onun ve bir önemi olmuyordu çoğu şeyin. Maneviyat olarak tamamıyla dolu dolu oluyordu insan. Derin bir sessizlikle baş başaydı lakin bu sessizlik kötülükten ziyade delicesine hoştu. Öğle namazını kılıp bitirdikten sonra odasının camının önüne yerleşti. Havalar gitgide soğumaya başlıyordu artık. Yaz kendini geride bırakırken sonbahar etkisi altında almıştı İstanbul'u. Rüzgar esip savuruyordu yaprakları. Caddeler ve sokaklar sarı, kahverengiye bürünmüş yapraklarla dolmuş taşmıştı. Gökyüzüne çevirdi usul usul irislerini Gülsev'de. Mavinin koyu tonuyla karşılaştı. Yağmurun yağacağını hissedebiliyordu. Dolmuş taşmıştı bulutlar. Onlar da rahatlığa kavuşmanın derdindeydiler. Onlar da özgürlüğe kanat çırpmak istiyordular. Kurtulmak istiyordular en çok da. Boşluğa doğru çekilmek. Telefonunu çıkardığı mesaj sesiyle kahverisler dışarıdan yanındaki masanın üzerinde duran telefonuna değindi. Ekranda yanıp sönen ışık ve isim mesajın kimden geldiğini anlamasını sağlamıştı bile. Hayır olsun inşallah. Arslanım. Alo. Aşina olduğu ses tonu kalbinin hızlı hızlı atmasını sağlarken cevap verdi aynı sırada Gülsev'de. Efendim. Güzelim benim biraz işim var. Akşama doğru geleceğim. Haberin olsun. Randevuna tek gitmen gerekecek ama. Gülsev'de içine dert olsa da tebessüm etti. O anlarda sadece ve kendini topladı. Yapacak bir şey yoktu. Böyle olması gerekiyordu demek. Sosu sorun değil. Aa Arslan gidebilirim. Yanında olamayacağım ama. Önemli olmasaydı inan biliyorsun tek bırakmazdım seni. Olsun bu sefer böyle. Seni seviyorum Gülsev'de. Söz bir dahakine kesinlikle yanında olacağım. Ben de seni seviyorum Aa Arslan. İyi işin varmış. Olmasa gelirdin biliyorum inanıyorum sana. Arslan derin bir iç çekti. Gülsev'de de duymuştu o iç çekişi. Yine de tebessümünü korumaktan vazgeçmedi. Nasıl vazgeçsindi ki? Karşısındaki o ses tonunun varlığında. Öptüm dedi ve bekledi. Öptüm karıcığım. Beklediği cevabı almıştı. Telefonu usulca yerine koydu. Olsundu. Bugün de yalnız gidip gelecekti. Dünyanın sonu değildi ya. Zaten tedavinin iyiye gidişi çok hoşuna gidiyordu. Hiçbir zaman kaçırmak istemiyordu randevusunu. Dermanını bulmuşken vazgeçmek olmazdı. Dolaptan çıkardığı siyah kabanın altına siyah bol pantolonunu, pantolonun üstüne de siyah gömleğini giydi. Saat ilerliyordu.
Siyah şalını bağladıktan sonra yüzüne nemlendiricisini, hafif kremini ve dudak parlatıcısını sürdü. Son olarak da kirpiklerini hafif yaptığı dokunuşla hazırladı. Güzel bir randevu ve güzel bir terapi olacaktı onun için. Aşağıda onu bekleyen Range Rover'a bindiğinde araba hareket etti. Hastaneye gelene kadar uzun uzun yolları seyretti Gülsev'de. Hayat gülümsüyordu. Girdiği randevu sonrası tüm yüklerin birazcık daha hafiflediğini ve ondan gittiğini hissedebiliyordu. Terk ediyordu yavaşça acılar ruhunu. Bir kuş kadar hafif ve özgürdü. Omuzları daha dik, başı daha yukarıda. Gözlerinin rengi anca kendine gelebilmişti. Hayat dolu kahveler ışıl ışıldı şimdi. Rengine kavuşuyordu benliği sanki. Sonunda benliğini buluyordu. Hastaneden çıktığında her adım güçlü ve sert basıyordu asfalta. Her adımıyla acılarının pisliğini üzerinden atıyordu. Kurtulmuş muydu? İnanmak çok zor geliyordu ama galiba evet. Artık kalbi masumluğunu hissedebiliyordu. Küçük kız çocuğunu affetmişti Gülsevde Atay. O kız çocuğunun arkasını dönmeyecekti. O kız çocuğunun minik ellerinden sıkıca kavrayarak beraber yürüyecekti güzel yarınlara. Çünkü mutluluğu her ikisi de hak ediyordu. Yenge eve gitmeyecek miyiz? Neden o tarafa doğru yürüyorsunuz? Hem birazdan yağmur ya. Ahmet'in ses tonu ulaştığında kulaklarına yönünü değiştirmeden adımlarını devam ettirdi. Dudakları da o sırada aralanmıştı. Biraz yürümek, hava almak istiyorum ah Ahmet. Eve gitmeden dedi. Peki tamam yenge. Ben Aslan Bey'e haber veriyorum ama. Ahmet'in görevini eksiksiz yerine getirmesine hayranlıkla şahit oluyordu Gülsev'de. Bari bunu söylemeyebilirdi değil mi? Alt tarafı yürüyecekti biraz. Bir şey demedi yine de. Usul usul başını salladı. Zaten adımları onu sahil kenarına doğru yürütmüştü. Havadaki o mis koku buram buram ciğerine dolduğunda içindeki huzura sıkıca sarıldı. Deniz kokusu da şimdi karışıveriyordu o huzurun ahengine. Kahve gözler mavinin derinliğine daldı. Hayat öyle mucizevi bir şeydi ki inanmak bazen evet ona da güç gelebiliyordu. Nereden nereye demek? Nereden nereye demek bu olsa gerekti. Onun hikayesi, onun yaşadıkları. Şimdi buraya bu kadar huzur dolu olabilmek. Bir gün bu kadar iyileşebileceğine inanamazdı. Kolay mıydı? Hayatı darmadağınken şu an belirli bir ritme girmişti. Çok şükürdü ki ona verilen en güzel hediye Arslan'dı. Ona bahşedilen değerli mücevher, sevgi dolu bir kalp, merhametli bir ruh. Her güzellik bir acıyla sınanmıştı. İyi ki sınanmıştı ama böyle bir güzel adama sahip olmak için yine olsa sınanmak isterdi. Kolay değildi hiçbir şey. Emek olmadan yemek bile olmuyordu ki. Bu sınavı sevmişti. Sevdiği adamı ona kazandırmıştı. Onu incitmekten korkan bir aslan vardı hayatında. Annesine, babasına yaptığı yanlışın farkındalığında her gün teşekkür ediyordu onlara. Sonuçta güzel şeylere vesile olmuştu. Güzel seviyordu adamı onu. Sevgisine karşılık sevgisini esirgemiyordu asla. Sarıyordu onu. Söz verdiği gibi sarmalıyordu acısını, yaralı yanlarını. Yaşadığı, ona sunulan çoğu varlığın ardından adamın yüreğinde kalan sevgi ve merhamet onları bir arada tutmayı başarmıştı. Bir merhamet kırıntısı bile nerele kadirdi. Yüzündeki gülümseme derinleşti düşünceleriyle beraber. İçine sımsıcak bir his yayıldı. Burnunun ucuna değen tek bir yağmur tanesi huylandırsa da kollarını sardı bedenini. İnsan yeri geldiğinde kendi kendine de sarabilmeliydi. Bunun zaten farkındaydı da çok. Bilmediği bir şey değildi. Esen sıcak rüzgar yönünü okşadığında arkasındaki banka oturdu. Yağmurun yağacağının bilincinde kısa sürelik olduğunu biliyordu oturuşunun. Yine de oturmak istemişti. Anı yaşamak vardı ve anı yaşamak istiyordu Gülsev'de. Hep söylenirdi ama hep de unutulur diye anı yaşamak. Yaşamak istiyordu. Islanmak da çok umurunda değildi. Artık hiçbir şeyi kaçırmak istemiyordu hayatında. Yeterince kaçırmıştı kaçıracağını zaten. Küçük bir an bile onun için çok önemliydi. Bir rüzgar daha esti. Tenini okşadı ve şalının ucunu yüzüne doğru getirdi. Görüş açısını kapatan şalını yüzünden çekti ve ansızın hislerinin varlığında yan tarafa çevirdi hisleri. Gözleri gördüğüne inanmakta zorlanmak istiyordu ama gördüğü görüntü hayal olacak kadar da absürt değildi ki. Arslan. Dudakları ona ihanet ederek çoktan yüreğinin sahibine seslenmişti. Daha ne olup bittiğini bile bilmezken sevgi dolu yüreği yönlendiriyordu ya onu. Oturduğu banktan ayrıldı Gülsev'de. Kabanını çekiştirerek önünü düzeltti. Bu esnada bakışları adamdan ayrılmıştı. Adımlarını ona doğru atarken gözleri yine bulmuştu adamını. Fakat bir şeyler vardı, hissetmişti. Elleri titredi kadının. Neden bu kadar yabancıydı sevdiği adam? Neden bu kadar bomboş bakıyordu ona? Bir şey vardı. Karşısındaki adam duymuştu onu ama hiçbir şey yapamıyordu. Olduğu yerde duruyordu öyle.
Sorun neydi peki? Yanlış bir şey mi yaptım acaba diye şüphelenmeden edemedi Gülsev de. Yoksa aslan bu kadar boş bakmazdı ona. Bu kadar hissiyatsız kalmazdı. Ne oluyordu böyle? Başı hafifçe döndüğünde durdurdu adımlarını ve başını tuttu. Dengesini sağladı. Gökyüzü de sanki hissedermiş gibi dökmüştü damlalarını. Yağan her yağmur tanesi onu buluyordu ama benliği hissedemiyordu. Kırılmıştı aslan. Duruyordu orada sadece. Hiçbir şey yapmıyordu. Kötü olmasına rağmen. Ne olmuştu Allah aşkına? Bu kadar kötü davranacak kadar ne olmuştu? Ne yapmış olabilirim diye geçirdi içinden. Canı yanıyordu. Acıyan benliğiyle gözlerini ayırmadı sevdiği adamdan. Vazgeçmezdi ki ondan. Vazgeçemezdi ki ondan. Nasıl o ondan vazgeçmemişse Gülsevde Atay da aslandan vazgeçemezdi. Ne olduysa olmuştu. Çözecekti. Adımlarını tekrar hareketlendirerek yaklaştırdı adama. Yaklaştı adamına. Kolay olmamıştı hiçbir şey. Kolay da bitemezdi. Aslan dudakları tekrar hareket etmiş ve sevdiğinin ismi dökülmüştü aralarından. Sağ elini havaya kaldırıp dur imasında bulunan adamla ne yapacağını bilemedi. Zaten ansızın o an fark edebilmişti adamın üzerinin dağınık olduğunu. Salaş bir siyah tişört altında gri bir eşofmanla karşısında olduğunu. Çok salaştı karşısındaki adam. Bu havada bu şekilde ya saçları ne ara kesmişti sevdiği. Oynamaya kıyamadığı o güzelim saçlarını. Onları okşarken incitmekten çekinirdi. Hiç bu kadar saçlarını kısa kestiğini hatırlamıyordu aslanın. Ne oluyordu gerçekten? Yaşadığı bu an neydi böyle? Gözleri doldu. İstemiyordu dolmalarını ama yapamadı. Hiç bu kadar dağınık görmediği, hissiz görmediği adam yüreğine batmıştı. Canı yanıyordu Gülsevde'nin. Korkuyordu. Adımlarını durdurmadı ve sonuna kadar onun yanına gitti. Daha da yakından gördüğü adam neden ona şu an farklı geliyordu? Çok, çok değişikti. Ars, elini tekrar havaya kaldıran adamla bu sefer tam söyleyemedi. Dudakların arasından dökülmedi o isim. Nutku tutuldu. Kalbi acıyordu. Kalbi çok acıyordu. Böyle davranamazdı aslan ona. Peki şimdi? Dökülen gözyaşına engel olamadı, tutamadı. Yağmur damlalarıyla birlikte gözyaşları birbirine karıştı. Bu kadar her şey güzelken olmamalıydı. Canı çok acıyordu. Acıyan canıyla baş başaydı ya. Onu gören bir adam yoktu. Kör olmuştu adam, kör. Ne duyuyor ne de onu görüyor gibi değildi. Canının yanmasına rağmen ellerini kaldırdı Gülsev'de. Ona dokunmak istiyordu. Böyle çok tuhaftı. Ona uzak olmak, ona dokunamamak sevdiği adama. Yapamadı ama. O kelimeler zehir oldu bedenine. Elleri havada asılı kaldı. Sağır oldu kulakları. Etraf bunalıklaştı iyiden iyiye. Canı canından çıkıyordu adeta. Yüreği paramparçaydı. Dokunma bana. Sakın. Bir daha o isimle ne seslenmeye çalışmana ne de bir kez daha dokunmaya yeltenme. Titredi bedeni. Bir yaprak misali zangır zangır. Gözyaşları yüzünü yağmur taneleri ise tüm hızıyla vücudunu ıslatıyordu. Tepeden tırnağa sırılsıklam olması hiç umurunda değildi Gülsevde'nin. Yüreği yangın yerine dönmüşken nasıl umurunda olabilirdi ki? Büyük, büyük bir isyanı vardı sadece. Sevdası yanıyordu cayır cayır yüreğinde. Bazen kelimeler kifayetsiz kalır da konuşamazdı ya insan. İşte tam olarak o durumdaydı Gülsev'de. Dili suskundu. Dili yaralıydı. Konuşamıyordu. Ağzından tek bir harf bile çıkmıyordu. Belki de hiç istemiyordu çıkmasını. Her şey yalan mıydı gerçekten? Gerçekten de olabilir miydi? Sevdası, sevgisi, değer verdiği adamı sadece yaşadığı onca güzel anlar, güzel günler hepsi bir yalandan mı ibaretti? Kandırılmış mıydı yani? Oyun mu oynamıştı onunla? Peki bu olanlar bir açıklaması var mıydı? Olacak mıydı ya da? Her zaman cevap bulunamıyordu o sorulara. Yaşananlar bazen cevapsız biter giderdi. Adımları geriledi. Bedeni geriye doğru gitti. Yağmurun altında sırılsıklam paramparçaydı Gülsev'de. İçinde kor bir ateş yüreğinin etrafını sarmalamış canının yanmasına sebep oluyordu. Sevdası da beraberinde yanıyordu. Geriye doğru gitti adımları yine. Geriye doğru kaçıyordu. Karşısındaki adam ona o kadar yabancıydı ki artık bir adım bile atmak istemiyordu öne. Korkuyordu. Korkuyordu kadın. Neye korktuğunu bilmiyordu. Bir çıkmazın içindeydi. Virane, dipsiz bir kuyuya mahsur kalmıştı. Çıkış yolu neydi? Ne yapacaktı? Son bir adım daha geri attı Gülsev'de ve o anda sert bir bedene çarptı gürültülü bir şekilde. Bedeninin acısını hissedemiyordu ama onu hissedebilmişti. Onu, aslanını. O korku, o beden, o an neye uğradığını farkında değildi. Ağlıyordu Gülsev'de. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Bir kabustan daha fenaydı yaşadığı. Güzelim ve o ses tonu aslanı. Öldü kadın, öldü. Öldüğü gibi o sesle de dirildi.
Dönemiyordu çarptığı bedene. Elleri bedeninin yanında boşlukta sallanıyordu. Gözyaşları feryat figan olan yüreğinin tanelerini döküyordu. Yorgundu. Vücudu da paramparçaydı zaten. Özür dilerim. Arslan'ın kolları kadının belini sardı. Sıkı sıkı varlığını hissettirdi adam kadınına. Yaşamasını hiç istemezdi bu anın. Hiç istemezdi sevdiğinin canının yanmasını. Hiç istemezdi ki. Özür dilerim Gülsevdem. Sarmaladı aslan. Sardı Gülsevde'yi benliğine. Sırılsıklam olan başörtüsünün üstünden öptü. Kurban olurum seni yaradana. Ağlama artık buradayım. Buradayım bebeğim. Sakin ol, sakin ol. Söz verdim ben sana hem. Bırakır mıyım öyle kolayca? Gülsevde durduramıyordu kendini. Ne yapabilirdi ki? Yaşadığı o anın geri dönüşü yoktu. Aslanını, sevdiği adamını kaybetmişti. Bir hata yaptı diye kendini bitirmişti. Yanlışını dakikalardır didik didik arayıp durmuştu. Yoktu bir nedeni, yoktu. Böyle bir şey olabilmesi için iğrenç bir şey bile ortada yoktu. Özür dilerim. Adamının ses tonu kulağının dibinde ahenkle duyuluyorken ona doğru bedenini iteledi. Ellerini yukarıya doğru kaldırdı Gülsevde ve ona sarılan kollara sarıldı. Gerçekti, evet gerçekti. Kahveristleri karşısında ona yabancı olan adamdayken arkasında bulunan bedene sığındı. Sevdiği adam arkasındaydı. Hep söz verdiği gibi. Titrek dudakları zar zor aralandı ve o hayran olduğu isim fısıldandı sadece. Arslan. Arslan daha fazla dayanamadı. Hızla kadını kendine doğru döndürdü ve üzerinde daha az ıslanmış olan ceketi kadının bedeninin üzerine sardı. Kollarını tekrar kadının bedenine sarmalayıp kendine doğru çekti. Evet benim güzelim dedi o esnada. Ses tonu titremişti adamın. Hasta olacak diye ödü kopuyordu. Özür dilerim güzelim. Anlatacağım her şeyi. Anlatacağım sana. Yanlış bir anlaşılma. Yanlış bir anlaşılma. Tamam mı? Bak bak bana bak. İri eller kadının soğumuş yüzüne dokundu ve gözlerini öldüğü o kahve irislere adadı. Buradayım. Buradayım. Senin yanındayım. Buradayım Gülsevde. Bırakmadım ben seni. Korkma güzelim. Gülsevde gözleri dolu dolu yüzündeki ellere yaslandı. Onun varlığı o kadar içine işlemişti ki şaşırmıştı. Korkması normaldi ki. Seviyordu. Hayatıydı artık aslan. Onun yaşamıydı. Yüzüne yaslı olan adamın elini öptü. Aslan da dayanamadı. Gülsevde'nin alnından öptü. Dudakları alnını ısıtıyordu kadının. Isıtsındı. Sevdasıydı o kadın. Dünyasıydı onun. Her şeydi. Arslanım. Gülsevde sevdiği adamın ismini dökebildi o an dilinden. Dilinden cümle getirecek halde değildi. Vücudu hem titriyor hem de fazlasıyla üşüyordu. Başına keskin bir ağrı sızım sızımdı. Güzelim dedi Arslan kadına. Yanıt olarak pür dikkat onu izliyordu. Kapanmaya başlayan gözlerinin arasından sevdiği yüzü buldu Gülsevde. O keskin yüz hatları, elmacık kemikleri, gül keman gibi kaşları, uzun kirpikleri, kırmızı dudakları, heybetli bedeni hepsi onun eviydi, dünyasıydı. Bilinci onu terk etmek üzereyken endişe doluydu. Çok yorgun düşmüştü. Kapanan gözleri engel oldu görmesine adamını ve arada bilinci de kapandı. Aslan bilincini kaybeden kadını hemen kucağına aldı ve önünde duran adama kardeşine sert sert baktı. Tüm var gücüyle bağırdı. Sen de orada boş boş durmayı kes artık. Koş bana arabanın kapısını aç. Tamam. Aslan hem şok olmuş hem de korku dolu az ileride duran abisinin arabasına doğru hızla koşturmuştu. Açtığı kapıyla abisinin kucağında olan kadın arabaya binmişti. Yengesi o muydu? Buna da çok şaşırmıştı ya. Bir yengesi vardı onun evet. Duymuştu ama hiç görmemişti. Çok üzüldü o an aslan. Kendine küfür etti. Bilseydi hiç bu kadar rahat davranış yapar mıydı? Esip gürlemiş ve bir anda zaten kardeşinin arabasından inmiş yürüyordu. Nereden bilebilirdi? Bilseydi hiç inmezdi ki arabadan. Hızla şoför koltuğuna geçen ikizine engel olmak istese de çok kızacağının bilincinde o da hızlı davranarak ön koltuktaki yerine oturdu ve ikizine pişman bir yüzle baktı. Ben özür dilerim. Bilmiyordum böyle bir şey olacağını. Bilseydim çıkmazdım. Aslanın kelimelerinin üstüne aslan keskin bir bakış attı. Gülsevde iyi olsun da seninle sonra görüşeceğim aslan dedi. Sesi sertti ve bir o kadar da endişe doluydu. Gülsevde'ye bir şey olamazdı. Gazladı ve arabayı hastaneye doğru sürdü. Gözleri ne kadar birbirine batsa da açmaya zorladı kendini. Bu karanlık ürkütüyordu. Kahverisler endişe dolu etrafını sürdü. Beyaz tavandan kolundaki seruma doğru hızlı hızlı değinen irisler nerede olduğunu daha yeni anlamlandırabilmişti. Hastanedeydi. Bayılmış mıydı yani? Aslan peki o bedenini aniden kaldırdı. Koluna bağlı olan serumun iğnesi canını yaksa da korkusu her şeyden daha büyüktü. Aslan ya gitmişse ya onu terk etmişse
Ya her şey bir hayalden ibaret değilse, yorgun gözleri o kadar düz bakmaya alışkındı ki camın kenarındaki koltukta uzanan adamı fark edebilmişti bile. Arslan yanındaydı, onunlaydı. Gözleri sevdiği adamın bedenine değindiğinde iki büktüm, yatağına usul usul geri uzandı. İçi rahat etmişti. Arslanıydı. O siyah gömleğinden belliydi. O gömlekle ayrılmıştı evden. Diğer aslana benzeyen o adam siyah tişörtlüydü. Sahi ikiziydi değil mi o adam kocasının? İkizi olmalıydı. Çünkü gayet de benziyordu kocasına. Tek sorun aslanın bundan bahsetmemiş olmasıydı. Kırılmış mıydı? Biraz ama anlayabiliyordu tabii. Hiçbir şey kolay değildi ve tanıdığı adam ondan kolay bir şeyi asla saklamazdı. Bunun bilincinde sakin kaldı kadın. Belki ilaçların etkisinde farkında olmaksızın çok sakindi. Adamın varlığı bile sakin kalmasına nedendi ki. Aslan hiçbir yere gitmemişti. Buradaydı. Onun yamacındaydı. Seyretti uzun uzun Gülsev'de aslanı. Huzursuz uykuya daldığını hissedebiliyordu. Kaşları çatık, yüzünde endişe akıyordu adamın. Onun için endişelenmişti. İşte bu onun sevdiği adamdı. Gülsev'de o an bir daha onu ayırt edememezlik çekemeyeceğini anladı. Aynı yüz hatlarına sahip bir adam vardı artık hayatında ama aslan bambaşkaydı. Onun adamı daha heybetli, düzenli, yüz hatları daha keskindi. Fark edebilmişti. Kendine kızdı biraz. Nasıl ayırt edememişti ki? Karşısında uzanan beden ona huzuru hissettirirken huzursuz olduğunda nasıl fark edememişti? Bugünden sonra Gülsevdi'yi sırsız bir yaşam bekliyordu. Artık ne bir sır ne bir yalan kalmamıştı. Tüm gerçekler teker teker yerlerini almış, tertemiz olmuştu hayatları. İkisi de daha çok hayatlarını önlerine serdiler ve saf kaldılar. Adam ve kadın bir olmuştu. Dünyaları birdi. Odanın kapısı tıklatıldığında aniden uyanan aslan hızla karısının yanına geldi. Uyanmıştı sevdiği. Aşık olduğu gözleri gördüğünde, bulduğunda ferahlamıştı yüreği. Sarıldı canını incitmekten korkarak. Sıkıca Gülsevde'yi sarmaladı. Uyandın güzelim. Uyandın güzelim. İyi misin? Çok korkuttun. Çok bekledim seni. Gülsevde ona tüm şefkatiyle gelen adamına genççe gülümsedi. İyiyim diyebildi. Ardından odaya giriş yapan aslanın kopyasına çevirdi bakışını. Bir yüzleşme vardı. Bunun farkındaydı. Aslan karısının bakışlarını fark ettiğinde o da aynı tarafa çevirdi bakışını ve dudağının kenarı yara olan aslana baktı. Hak ettiği bir şeyi iyi yemişti. Girebilir miyim? Gir, gir bakalım. Gülsevde'nin üstü falan da müsait. Düzeltmiştim uyumadan önce. Kinaye dolu sesini eksiltmedi aslan. Canı olabilirdi kardeşi ama bu ona kızgın olmadığını göstermiyordu. Kusura bakma, düşünemedim aslan. Benim boşluğuma geldi. Her neyse, içeri gireceksen gir. Yoksa kapıyı ört, karım üşümesin. Pardon. Aslan açık kalan kapıyı yavaşça kapatırken mahcup dolu bakışlarıyla yengesine döndü. Ben çok özür dilerim. Böyle olsun hiç istemezdim. Hayat ama diye utana sıkıla söylendi. Olan o oldu. Yapacak bir şey yok dedi. Gülsev'de o esnada sesi yumuşaktı. Nazikti. Karşısındaki kocasının kopyası olan bir adam vardı ama bir o kadar da çok masum duruyordu. Yaşadıklarının zorluğu mu masum kıldırmıştı onu? Hikayesini bilmiyordu ama ilk andan beri öyle hissetmişti Gülsev'de. Tatlı bir kayınbiraderi olacaktı sanırım. Bunun için mutlu olabilirdi. Ben gerçekten çok mahcubum sana. Öyle hızla çekip gitmeseydin zaten tanıştıracaktım seni yengenle. Eve gelecektin lan. Biliyorum. Boşluğuma geldi işte. Hala küçük bir çocuk gibi davranmaktan vazgeçmiyorsun aslan. Hep senin peşindeyim. Aslan buruk bir gülümseme bahşetti o an. Hep geride küçük, belalı, işe yaramayan kendisi olmuştu ya, evet. Kimseye ondan iyilik gelmezdi sanki. Bilmiyor muydu? Evet. Hep ben küçük çocuğum aslan. Hep iyi olan sendin. Ne yapalım, senden bana pay biçilen bu oldu. İkizlerden biri hep işe yarar, diğeri yaramazdı değil mi? Arslan karısının bakışları altında ezildi. Öyle ağzından çıkmıştı ama asla boş, işe yaramaz görmüyordu kardeşini. Mahcupça döndü aslana. Öyle demek istemedim tam aslan. Yanlış anlama beni. Boş ver, neyse, ben fazla abarttım. Gülsevde'ye bir şey olacak korkusuyla belki de. Bu benim dünyalar güzeli karım Gülsevde Paşazade. Senin de yengen, aslan parçası. Aslan yıllarda duymamış gibi abisinin o kelimesiyle gülümsedi. Hızlı ritim tutarak yengesi ve abisinin yanına vardı. Memnun oldum yengem. Ben de aslanın dediği gibi ama senin yeni öğrendiğin ikizi aslan. Tanışmamız pek iyi olmadı lakin ben varım her şeyi düzeltmeye. Sen de var mısın dedi. Yüzündeki şirin gülümseme o zaten Gülsevde'nin kalbini çalmıştı. Aynı gülümsemeyle karşılık verdi ve elini kayınbiraderine uzattı. Memnun oldum ben aslan kayınbiraderim. Tanışmamız kötü olsa da benim hayatıma giren herkes hep öyle merhaba dedi bana. Sorun etme
dedi ve aslana baktı. Yalan da söylemiyordu gerçi. O zaman ben de sizi tanıştırmakta memnun oldum diyerek aslan ince bir tebessüm etti. Güzelim, bana kırgın olabilirsin biliyorum ama sorun aşırı büyüktü. Aslanın sıkıntıları olduğu için ondan hiç sana bahsetmemiştim. Biz o kadar alıştık ki onun yokluğuna, yıllardır tedavi alıyor ve 12 yıldır iyileşmesine rağmen artık kendi isteğiyle dönmek istememişti evimize. Saygı duymak zorunda da kaldık. Neticede bir bireydi o da, bir yetişkindi. Mahcup oldu. Merhamet dolu, sevgi dolu baktı adam kadınına ve konuşmasına devam etti. Şimdi öğrendin işte her şeyi. Ama her şey güzelim. Benim bütün hayatım bu kadar. Bütün dünyam bu kadar ve artık hiçbir yalanım yok. Tüm saf yaşamımla, tüm kalbimle seninim. Sadece senin. Gülsev'de dolan gözlerine engel olamadı. Aslan da yakalamıştı bu ayrıntıyı ve izin vermek istemezcesine, gözyaşlarının düşmesine hemen sıkıca karısına sarıldı. Ağlama dünyam, ağlama. Kıyamam dedi. Ses tınısı boğuk ve içinde sevgisini yaşatıyordu. Aslan bu kadına hayrandı. Bu kadına sevda doluydu. Ben çok teşekkür ederim sevdiğim. Çok teşekkür ederim. İyi ki benim hayatıma geldin. İyi ki benimsin Aslan Papapaşazade. Karısının o aşık olduğu hoş ses tonu kafasının içinde yankılandı. Bu ona Rabbinden bahşedilen en güzel hediye değil de neydi? Seni seviyorum. Ben sana alınamam ki benim, bilirim çünkü seni. Gülsev'de içinde bitmek bilmeyen sevgisini kocasının yüreğine taşırdı. Seviyordu bu adamı. Dünyası olan adamı seviyordu. Ama daha fazla dayanamam ben bu sahneye. Bu ses tonu işte aşık ikilinin ses tonundan farklı bir tını taşıyordu. Aslan o sıra üstünde bir ağırlık hissetti. Aslan salya sümük ağlar bir halde onların sarılışına karşılık sarılmıştı. Derince gülümsedi adam. Yüzünde güller açtı. İşte yıllardır görmek istediği an bu an olabilirdi. Tüm sevdikleri mutluydu. Onunlaydı. Huzurluydu. Nefes alamıyorum. Ansızın bunu diyen Gülsev'de olmuştu ama kahkaha atıyordu aynı anda. Bu sahnedeki o acı umurunda değildi. Mutluluk umurundaydı. Yüreğindeki sevdası, huzuru umurundaydı. Hiçbir şey yalan değilmiş işte. Sevdiği adam onu seviyormuş. Çok mutluydu kadın, çok. Hayat onundu. Hayat sonunda ona da gülmüştü. Lan aslan, ben de nefes alamıyorum. Aslanın bağırışıyla sıkı sıkı sarılışına son verdi aslan ve mahcup oldu. Mahcup dolu gülümsedi. Ben de nefes alamıyorum. Çok duygulandım. Ne yapayım diyebildi gözleri dolu dolu. Aynı anda üçünün de ağzından kahkahalar firar ettiğinde dışarıda duran Sultan Hanım ve Ahmet Bey de bir o kadar çok mutlu olmuşlardı. 5 sene sonra elini göbeğinden usulca çekti ve gözleri artık gülmekten yaş dolmuş sevdiği adama baktı. Çok komikti sanki. Ne gülüyorsun sen ya, bakayım. Of, çok gül almışım. İşte gül gül. Aslan kahkahasını durduramıyordu. Çok tatlıydı ama karısı. Sana gülüyorum karıcığım, şişko haline. İyice sinir etti. Hoşuna gidiyordu bu tatlı atışmaları. Sensin bir kere şişko. Ben hamileyim. Baksana hem kendi göbeğine sen. Baktım güzelim. Ayva göbeğimle mutluyum. Ayva göbeğimle mutluyum ben. Peki sen Gülsev'de yüzünü somurttu an. Evet, şu an mutlu değildi. Çünkü çok kiloluydu. Aslanın deyişiyle şişkoydu. Değilim evet. Mutlu musun? Şişkoyum ben işte. Şişko. Şşt, güzelim. Aslan daha fazla dayanamadı. Zaten karısının gözleri dolmuştu. İki koluyla karısının kocaman dediği karnını ve sevdiğini sarmaladı. Bağrına bastı sevdiklerini. Sen kilolu ve şişko değilsin. Hayatımın anlamı. Sen hamilesin. Kendin de dedin ya, üzülme, ağlama, sakın kıyamam sana. Ama sen dedin ki aslan, ben sevdiğim için biraz uğraşmak istedim sadece bebeğim. Sen inandın mı yoksa? Kadının iki eline avuçlarını arasına alıp öptü. Evet, inandım aslan. Çünkü gerçekten çok kiloluyum. Hem aslan da dalga geçiyor iyice. Ya sabır, defolup gitsin o. Şişko patates diyor bana. Kaşlarını çatan Gülsev de daha sonra fark ettiği ayrıntıyla hızla kaşlarını çattı. Sen az önce küfür mü ettin adam? Hamileyim ben, hamile. Küfür yoktu hani. Aslan o an mahcup oldu. Dudaklarını ısırdı. Ellerinin arasında olan ellerle oynadı durdu. Özür dilerim karıcığım. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim çocuklarım. Diyerek karısının kocaman göbeğini öptü. Çocuklarımız değil mi Aslan? O sıra hormonlarının etkisiyle konudan konuya atlayan karısını da idare etti hemen Aslan. Evet, bizim çocuklarımız. O yüzden sakın ağlayayım deme. Üzüleyim deme. Kocaman karnının için. İkizlere hamilesin güzelim. Peki. Aslan, ben bir şey diyeceğim. Başladı bizim mesai. Dede sevdiğim, harika, muhteşem, güzel karıcığım benim. Dondurma
Dolapta vardı, getireyim. Sayende dolu dolu. Bademciklerin şişecek diyorum ama nerede? Beni anlayan kim? Hamile Gülsevde Hanım. Peh. Ama Arslan, onlar istiyor, sus ya. Dudakları büzüşmüş, kaşları çatılmıştı. Küçük burnunu çektiğinde gözleri dolu doluydu. Ne yapayım, hamileyim ben. İkizlere hem de hamile. Kinayeli bir zafer gülüşü yaptı Gülsevde Paşazade. Arslan'ın zayıf noktasıydı ikizleri, gözyaşları. Arslan hızla kollarını karısının bedeninden uzaklaştırıp ayaklandı ve üstten koltukta uzanan karısına baktı. Ya Rabbim, çok sabır. Neden kıyamamazlık yapamıyorum ki sana? İlla dediğin olacak mı? Susayım mı yani? Sus tabi aslan. Torunlarımın canı çekiyor demek ki. Sultan Hanım merdivenlerde indiği gibi L koltukta arkasında iki yastıkla uzanmış, önündeki küçük masanın üstünde, altında da bir yastık olacak şekilde ayaklarını uzatmış olan tatlı, minnoş, hamile geline tüm sevgisiyle baktı. Ama anne hasta olacak. Tek can değil ki o artık o. Oğlunun derdini biliyordu ama gelinin derdini de iyi biliyordu. Biliyorum oğlum. Yesin ama nefsanca öyle gider. Sultan Hanım derince gülümsedi Gülsevde'ye. Nasılsın güzel kızım? Daha iyi misin? Yoksa bir yastık daha koyayım ister misin sırtına? Gülsevde anne şefkatiyle yaklaşan kaynasına tebessüm etti. Hiçbir zaman annesinin eksikliğini hiç aratmamıştı ona. Annesi de babası da zaten sık sık gelip gidiyordu. Hamile olduğundan beri evin bütün fertleri üzerine titrer olmuştu. Ayaklarını indirmek istemişti ansızın. Tam indirmek üzereyken Sultan Hanım elini koydu ve indirmesine engel oldu. Onun rahatsız olmaması için her şeyi yapardı. Sırf o vardı diye ayağını indirmek zorunda değildi. Hamile kadındı o. En değerli kadındı. İyiyim anneciğim, çok şükür. Sen, dedi mahcup olmuştu. Oturuşu rahattı. Son zamanlarda artık rutin olmuştu. Son günleriydi ha. Geldi, geleceklerdi. Ben iyiyim kızım, çok şükür. Evlatlarım hep mutlu. Daha ne isterim ki? Daha ne olsun dedi ve gülümsedi Sultan Hanım. Gülse de gülümsedi o an. Sultan Hanım'la beraber. Gerçekten öyleydi. Mutlulardı. Çok şükür, daha ne olsundu. Sanırım dondurma olabilir anneciğim. Elini dudaklarının üstüne hemen yapıştırdı. Hiç patavatsız davranmazdı ama hormonları mahcup dolu kaynanasına baktığında ona güler yüzle bakan tatlı minnoş bir kadın gördü. Biraz daha rahattı o yüzden. Kusura bakma canım, çok çekti anne. Dert etme hiç güzel kızım benim. Ben biraz uzanayım. Sen de çok fazla yeme ama dondurmanı. Ye bakalım. Olur anneciğim. Sultan Hanım'ın gidişiyle elinde birçok renkli top dondurma ile gelen Arslan'a baktı. Çok mu karizmatikti acaba kocası? Bu yakışıklılık sanki fazlaydı. Bir dondurma neden çok yakışırdı ki eline? Beni yemen bittiyse güzelim, şimdi dondurmanı ye. Şimdi dondurmanı yeme zamanı geldi. Dondurma hanımefendi. Dondurma, onu yiyebilirsin. Beni daha sonra. Göz kırptı tüm karizmatik haliyle Arslan. Gülsev de kalbini tuttu. Çok hızlı atıyordu. Yüzüne bir ateş basmıştı. Cayı cayı yanıyordu. Uf, çok sıcak olmuştu. Dondurma, sen hangisini yiyeceğim ben? Arslan'ın erkeksi hoş kahkahası yüreğini delip geçmişti. O nasıl gülüştü be zalim adam. Of, çok sıcak. Çok sıcak oldu. Olur tabi, al yanaklı karıcığım. Ateşe verdin her yeri. Dondurma, dondurmam. Hemen olayı kapatmak nidasıyla cazgırlaştı Gülsev'de. Arslan simsice gülümsüyordu. Çok tatlıydı bu kadın ama. Al bakalım bebekim, mutlu ol. Uslu ol yerken ama, olur mu? Gülsev'de ters ters bakındı. Çocuk değilim ben Arslan. Ver şu dondurmamı. Yemek istiyorum artık. Arslan yine sessizce güldü. Kaşlarını yukarıya kaldırdı. Yüz hatları çekici bir hale büründü. Adem elması konuşmasıyla beraber aşağı yukarı hareket ediyordu. Ama hani beni yiyecektin? Ses tonu, söyleyişi çok baştan çıkarıcıydı. Her saniyeyi ateş basa basa ağır çekimde seyretti Gülsev'de. Bu hormonlar yok yok, fenaydı. Şu hale bak, bak geldiği hale bak. Her şey değişmişti. Dondurmam tabii ki. Cazgırlık yapıp tam önünde duran dondurma tabağını eline aldı ve kavradı. Gevşek tutuşuyla Arslan aslında ona izin vermişti alması için. Olayı kapatmak istercesine Gülsev de dondurmalarını hızlı hızlı yemeye başladı. Çok güzeldi dondurma. Kendinden geçmişti. Öyle ki gözleri kapanmış, yediği dondurmanın zirvesine ulaşmıştı. Dudaklarının kenarları dondurma olmuştu ama hiç umurunda değildi. Sadece dondurma umurundaydı. Ansızın sıcak bir nefes boynunda, teninde hissetti. Arslandı, biliyordu. Ateş basan yüreğinin altında zar zor yutkundu. Dudağının kenarını öpüp dondurma lekesini yalayan kocasıyla gözlerini şok içinde hızla açtı. Yeşil irisler çipil çipil ona bakıyordu. Çok karizmatikti, çok tatlıydı. Dondurma çok tatlıymış. Nefesi, kokusu vurdu yine yüzüne adamın. Ateş de basıyordu tabii ki de. Ne yapacaktı böyle? Arslan. Şşt, tamam karıcığım. Dokunmak yasak zaten. Zor dayanıyorum bari. Öpmeme engel olma. Ama şşt.
Karısını dudaklarında can bulurcasına öptü aslan. Doya doya öptü. Ona hiçbir zaman doymuyordu. Öpüşü ateşlenirken kendisini zar zor durdurarak yaklaştı. Gözleri kapanmıştı. Hazın tatlı kırıntılarını yüzünde taşırken yanakları al al olmuş, dudakları az önce öptüğünden dolayı şiş ve ıslaktı. Çok tatlıydı ama bu kadın. Kendisini nasıl tutabilirdi? Seni seviyorum güzelim. Kendine yeni gelen Gülsev'de ağzını hafifçe araladı. Ben de seni seviyorum adamım. Geçen yıllar onlara hep şifa olmuştu. Artık düzelmişti konuşması kadının. İyileşmişti. Aslan'la beraber yeniden yaşama tutmuş ve tüm zorlukları atlatmıştı. Aslan da ailesinin varlığına giriş yaparak o da şifasını bulanlardan olmuştu. Ailesi sevgi dolu karşılamıştı onu. Sultan Hanım ve Ahmet Bey çok mutlulardı. İki evladı da iyi durumdaydı ve huzurları yerindeydi. Selma Hanım ise torunlarının heyecanında el örgüsü bir şeyler örmüştü aylardır. Ahmet Bey de mutlulukla bekliyordu küçük torunlarını. Bu dünyadan göç etmeden onları görmek iyi gelecekti yaşlı yüreklere. Sevdanın tohumu aileyi büyütmüştü. İkizler sevgi dolu bir ailenin merakla, heyecanla, sevinçle beklenen en değerli şey olmuştu. Herkese iyi gelecekti ikizler. Sevgiyi besleyeceklerdi, koruyacaklardı, koruyacaktı. Sevgi iyileştiriyordu, sevgi iyi geliyordu. Kalpler huzurlu ve mutluydu. Bir adam vardı, kadınla dünyaları bahşeden, onu seven, koruyan, uğruna feda olan. Aslan'ın Gülsevdesi hep onunla olacaktı. Hep sevecekti adam, hep sevecekti kadın. Dünyasını bahşetti, adamıyla, ailesiyle, kızıyla, oğluyla sevecekti. Dünyayı sevgiye boğacaklardı. Sevginin güzelleştirdiği yerde mutlu mesut yaşayacaklardı. Hoş gelmişti herkes hayatına, hoş gelmişti gerçekten. Bir kadının acısı, bir kadının sevgisi, ikisi de çok değerliydi. İkisi de dönüm noktasıydı. Hayatı şekillendirmeyi iyi bilirdi.